yaptığı Adres filminin gala gecesinde basın mensuplarının sorularını cevaplarken rol arkadaşı İpek Çiçek'in yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Kimseye örnek almadım açıkçası. Tamamen kendimi karaktere bırakıp... Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre... O nasıl güzel bir mimik, ne kadar doğal. Yani İpek Çiçek şunu söylüyor. Anladık, tamam, anlat, tamam, dinliyoruz. Seda Sayan'ın ya onun mimikli hali. Ya da Sinan Akçın'ın tabii onun mimik hali, evet, aynen öyle. Ya değil mi, bir Tuana Turkay'ın vardı kameralar önünde Onur'la beraber bir röportaj veriyordu. Biz çekerken çok eğlendik dediği zaman... Altan Erkekli'nin yüz ifadesini çok konuşmuştuk. Evet, bir onu konuşmuştuk, bir de biri daha vardı. Yakalanmıştı. Kimdi o? Ya kameraların önündeyken ünlülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bazı mimikler ve bazı hareketler de kameraya daha fazla yansıyor. Yani orada o kadar yapmasan da başka türlü çıkıyor. Yalnız müthiş. Ya acaba ne yapmak istiyordu ya da ne bileyim hani yüzünü gözünü mü düzeltmek istiyordu? Komik olmuş tabii, o ana yakalanmış. Hayır, Pınar Deniz orada her zamanki gibi, her konuşmasında olduğu gibi yani böyle o da böyle büyük laflar etmek istiyor. O da vay yaparsın ya. Bir ara Altın Kelebek'te dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum demişti. Günlerce konuşmuştuk hatırlıyorsan. Evet. Uraz'la Pınar'ı da ben çok beğendim. Çok yakışmışlar. O diziyi de çok merak ediyorum. Arkadaşımız Birsen Altuntaş gidip izlemiş. Anlata bitiremiyor. O, evet. İkisinin de oyunculuğunu normalde anlatıyor. De o da pek bir şey beğenmez. Bak, beğendiğine çok beğenmiş. Ama İşi de beğenmiş. Pınar Deniz de oyunculuğuyla ve tarzıyla Uraz'ın oyunculuğuna söylenecek daha bu kadar genç yaşında bir şey yok. Gayet yüksekten gidiyor, iyi gidiyor. Dolayısıyla güzel bir ikili olmuşlar. Çünkü galadaki fotoğrafları da yan yana gözlüklü geldiğinde falan da. Tarzları da çok hoş. İyi uymuşlar yani. O gözlüklü halinde de böyle Bella Hadid'e benziyor. Vallahi ben size söyleyeyim, Bella Hadid'den bile güzel. Hep böyle yabancıları gözümüzde bir büyütüyoruz. Ay yok onun ya gibi güzel, şunun gibi güzel. Vallahi Bella'dan bile güzel. Bella'dan bile güzel, aynen öyle. Bella'dan yani güzel. Cannes'da, Pınar Deniz'de yürüse, Uras Kaygılarıoğlu'da yürüse falan bir yabancı yıldızlar gibi bir havaları var. Dün bak ne dedik? Hani Merve Dizdar Altın Palmiye ödülünü aldı getirdi. Başka kim olabilir dedik oyunculuk anlamında. Bak ben mesela Uraz'ı unuttum. Uraz getirir. Pınar da çok yetenekli bir kız. İkisi uluslararası bir yapımda rahatlıkla oynayabilecek performans ve kalitede oyuncular. Kesinlikle. İkisi de getirirler. Yani belki bundan bir 5-10 yıl sonra onlar da Oscar'ı getirecek. İnşallah. Yani. Devam edelim. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre romantik aşk şarkılarına imza atan şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler aşk yaşıyor. İddiaya göre birbirlerini sosyal medyada da takip eden aşıklar yakında el ele kameraların karşısına da. Sinan Akçıl 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonra oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür etti. Siz olmasaydınız Türkiye çok zor durumda kalır dedi. Bunlar nasıl da geliyorlar, yazın tatilini yapıyorlar. Abicim en az Türkiye'deki milliyetçiler kadar milliyetçi olduğunuzu biliyorum. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Bir kere daha alkışlıyorum hepinizi. Yani kıskananlar sizi kıskanıyor tabii ki ama iyi ki varsınız. Siz olmazsanız gerçekten Türkiye çok zor durumda kalır. İyi ki varsınız. 2002 yılında dünya güzeli seçilen Azra Akın imajını değiştirdi. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan ve 5 yaşında Demir adında oğlu bulunan oyuncu saçını kestirdi. Hayranlarının bir kısmı Azra Akın'ın yeni saç stilini beğenirken bir kısmı da keşke uzun saçlarından vazgeçmeseydin dedi. 2002 yılında dünya güzeli oldu Azra Akın. O gün bugündür onu biz hep arkadaşlar kulaklık. Onu biz hep uzun gür saçlarıyla hatırlıyoruz. İlk defa imaj değişikliğine gitti. Ben bayıldım, bu haline bayıldım. Evet. Çok modern duruyor. Çok daha genç duruyor. Evet. Tarama şekli bu olmasa... Ay bayıldım bu. Bu. Böyle düz bir şey yapsam. Bir kesim var benim de ama. Benim de kestiririz ama cesaret edemiyorum. Bize öyle olmuyor yani, o dünya güzeli Azra Akın. Biz sezon finali yapalım da orada kestirelim, başlayana kadar belki uzar, korkuyorum. O zaman. Azra Akın'a da dair şöyle bir hikayem var, bir anım var, hadi anlatayım. Evet. Yine popüler, yine böyle herkesin konuştuğu günler. Röportaj yapacağız. İzmir'de yapacağız röportajı. Uçağa bindim, gittim. Çok gerildik. Hiç unutmuyorum. Ben magazin konuşmak istemiyorum dedi. Ben magazin sorularına cevap vermek istemiyorum. Sen de magazincisin. Öyle bir tatsızlık yaşadık. Zaten böyle yarım yamalak bir şey oldu. Geri döndüm. Ta İzmir'e gittim. Evet. Ya. Ben de güzellik yarışması 2002'ydi, Hindistan'da olaylar çıkmıştı. Yarışmadan önce ya da sonra bana da gazeteden dediler ki bir telefon aç, belki dönmesi gerekiyor, olduğu yerlerde böyle silahlar falan patlıyor. Ne münasebet dedi, bırakıp dönmem, ülkemi temsil edeceğim deyip bayağı böyle bir cesaretle çıkmıştı. Bir de şey, dilimize dolamıştık. Cemil İpekçi'nin diktiği basmadan elbisesi. Evet. Ama çok beğendik saçları. Çok. Devam edelim. Sürmeni gibi akşam saatlerinde televizyonun başına geçen ve sık sık dizileri, programları eleştiren Demet Akalın, Yalıçapkın'ın dizisine isyan etti. Daha önce sosyal medyada Mert Ramazan Demir'i etiketleyeyim derken yanlışlıkla Mert Yazıcıoğlu'nu etiketleyip öven Demet Akalın, dizideki şiddet sahnelerine bol ünlemli bir yazıyla "Biz kadına şiddete hayır diyoruz, siz en sevdiğim dizide kızı vur diyorsunuz, harbi iyi değilsiniz" sözleriyle eleştirdi. Demet Akalın tam bir Yalıçapkın'ı fanı. Daha önce Mert'leri karıştırmıştı, değil mi? Mert Ramazan Demir'i öveceğim derken Mert Yazıcıoğlu'nu etiketlemişti, konuşulmuştu. Ondan öncesinde de evli bir kadına sarkıntılık mı yapılıyor dizide diye boykot kararı almıştı. Ama gelinen son noktada o boykot kararını herhalde delmiş. Yani diziyi tekrardan izlemeye karar vermiş. Ya aslında Demet'e bir şeyde, haber internet sitesinde ya da bir gazetede %100. Köşe versinler. Televizyon, değil mi? Televizyon, çünkü televizyon eleştirmeni yapan, eleştirisi yapan köşe yazarı da kalmadı. Yazsın orada ama dokunmayacaksınız. Derseniz ki falanca kanalın dizisini övme, onu görme, bunu bilmem, o zaman olmaz. Demet'i serbest bırakacaksın. Bir tek sıkıntı, yazdıklarını düzelteceksin. Tabii. Harfler yer değiştiriyor. Çıkarsa beynin yanar çünkü. Onu çözene kadar çözeceksin. Bu harf neyi ifade ediyordu, bu buraya kaymış falan böyle. Aynen öyle bir şifre çözücü gerekiyor ona. Kesinlikle. Şimdi tepkisinde haklı mı? %100 haklı. Tarık karakteri, fragmanda izlemişsinizdir. Bu namus meselesi, başka meseleye benzemez. İşte bir baba olarak namusunu temizlemen gerekiyor diye. Vallahi çok tehlikeli. Silahı Kazım Ağa'ya uzatıyor. Yani işte bunu yapmayın. Toplum üzerinde diziler o kadar etkili ki. O kadar örnek alıyorlar ki orada gördüklerini. Kesinlikle. Yani reyting uğruna buna değer mi? Bence değmez. Zaten fanlar da, dizi fanları da tepki gösterdiler. Etiketler açıldı. Şiddete son, Yalıçapkın'ın da şiddete son diye etiketler açıldı. Tabii ya, ne gerek var? Bir de namus meselesi bilmem ne diyen adam da. Şimdi kendimi şey yaptım böyle, içine soktum dizinin. Evli bir kadına sarkıntılık eden Tarık karakteri namus meselesinden bahsediyor. Ya bir şey söyleyeceğim Gülşen'cim. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Namusu en çok normal hayatlarımızdaki deneyimlerimizi düşünün. Namusu en çok ağzına alan ama dilinden düşürmeyen. Tabii. Arada bir alandan bahsetmiyoruz. Namusla oturup namusla kalkanın hayatında bir namussuzluklar oluyor. Ya da ahlak. Ya da ahlak. Ahlak, etik, ahlak, etik, namus diyorsa birisi, mütemadiyen konuşuyorsa... Orada bir eksik vardır. Mutlaka onun öyle orada bir eksiği, yarası vardır diyoruz, hep diyoruz. Bak dizide de öyle çıkıyor işte. Aynen, karakterin arkası. Güzelim diziyi ne hale getirdiler. Yok, Demet bu konuda haklı. Devam edelim. Bence bu konuda tepkiler de büyümeli. Büyümeli tabii. Evet. Evet, izleyelim.